Herkese merhaba. Bu akşam sizlere hediyelerden bahsedeceğim. Fonda çalan şarkımız Julio Iglesias'a ait. Onun enteresan bir hikayesi var. Julio Iglesias eskiden futbolcuymuş derken sakatlanıyor. Hastanede uzun bir zaman geçirmek zorunda kalıyor. Bu sırada çok sıkılıyor. Arkadaşlarından birisi ona bir gitar getiriyor. Derken onda da yetenek varmış herhalde. Ne oluyor? Şarkılar besteliyor derken 10 sene önce okuduğum bir yazıya göre albümleri bütün dünyada 250 milyon adet satıyor. Yine Elvis Presley için aynı şeyi anlatırlar. Elvis Presley'in annesi çalışmak zorundaymış. Elvis Presley de evde kalıyormuş. Derken annesi ona bir gitar almış. Demiş bununla vakit geçirirsin. Tabii Elvis Presley bunu kabul etmemiş. Gitar yerine bisiklet istemiş. Ama anladığımız kadarıyla annesi onu gitar çalmaya ikna etmiş. Öyle olsa gerek ki daha sonra ünlü bir müzisyen olmuş. Ha, buradan çıkan sonuç nedir? Benim kendimde çıkardığım sonuç, verdiğimiz hediyeler insanların hayatlarını değiştirebilirler. Ama yanlış anlaşılabilecek hediyeler de verebiliriz. Mesela ben bir ara bir kitabı çok ilginç buluyordum. Yemek kitabıydı, çok güzel bir kitaptı. Tanıdıklara armağan ediyordum, hediye ediyordum. Derken bir gün birisi bizi yemeğe davet etti. Öğrencilerimi alıp gittim. Davet eden kişi üniversitedeki öğrencilerden birisiydi. Yani benim sınıfımdaki bir öğrenciydi. Ben o sıralar o kitabı çok sevdiğim için ve herkese de armağan ettiğim için bu kadın öğrenciye de bu kitabı armağan ettim. Fakat tuhaf bir durum oldu çünkü o gün gelen yemekler evde pişmemişti. Dışarıdan sipariş verilmişti. Benim hediyem de çok garip bir şekilde anlaşılmıştı sanırım. Beni daha sonra öğrencilerim ikaz ettiler. Hocam ne yaptınız ya siz dediler. Kadıncağız yemekleri dışarıdan sipariş etmişken siz tutup kadına yemek kitabı armağan ettiniz şeklinde bir uyarıda bulundular ama olan olmuştu, iş işten geçmişti. Dolayısıyla iyi niyetlerle de olsa hediye verirken tabii düşünmekte yarar var. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sizlere hoşça kalın diyorum.